Transfer gelişmesi ekranda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Öznur Kablo yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran Semih Kaya Galatasaray'a geri dönüyor. 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı diyoruz ve detayları muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'dan dinliyoruz. Emre, söz sende. Ceyda, ekrana yansıdığı ve senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray altyapısından yetişen eski oyuncusu Semih Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor'la geçtiğimiz günlerde bir sözleşme feshi gerçekleşmişti. Sonrasında Semih'in özellikle Galatasaray'da oynama yönünde ciddi bir isteği vardı. Galatasaray'da da şu anda stoper rotasyonunda bir eksiklik bulunuyor. Işık Kaan Arslan'ın sakatlığı var. Alparslan Öztürk'ün ise omzunda bir problem yaşanıyor. Bu nedenle biraz kısa vadeli bir çözüme ihtiyaç duyuyordu Galatasaray yönetimi. Ve yapılan görüşmenin ardından Domenek Torrent'le bir istişare gerçekleştirildi. Semih Kaya'yı isteyip istemediği yönünde hocanın onay vermesiyle birlikte sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Bir opsiyon da bulunuyor. Önümüzdeki sezon anlaşmanın devam edebilmesi noktasında bir opsiyon da var. Belirli başarı kriterlerini, belirli oynama sayısını yerine getirmesi halinde Semih'le önümüzdeki sezonla devam edilmesi söz konusu olabilir. Ama bugünün gerçeği kısa vadeli olarak sezon sonuna kadar Galatasaray altyapısından yetişen eski oyuncusu Semih Kaya'yla yeniden anlaştı. Bundan sonra bu sezonun sonuna kadar en azından kesin olan şey Semih Kaya'nın Galatasaray formasını yeniden giyeceği. Peki, Emre Kaplan gelişmeleri aktardı. Kolay gelsin diyelim muhabir arkadaşımıza. Aynı zamanda Galatasaray'ın Antalya'daki hazırlık çalışmalarını da takip ediyor ekip arkadaşlarımız. Tüm gelişmeler Anspor ekranında olacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek. Gedson Fernandes'i neden transfer etmediklerini açıkladı. Görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi de çok ortakta dile gelen Gedson. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz istediğimiz menajere ulaşırız. Biz o bir oyuncu istiyorsak onun menajeriyle zaten konuşuruz. Menajerlerin bize ulaşma gibi bir problem yaşamasına gerek yok. Gedson taraftarımızın çok sevdiği, Galatasaray'da bir süre forma giymiş, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamasında ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik ve demin söylediğim gibi sınırsız bir yabancı hakkı yok. Oyuncularımız mevcut kontratlı oyuncularımız var. Burada Gomis ile ilgili 22 Ocak 2022'de bir yazışma yaptık Benfica Kulübü ile. Benfica Kulübü bizden 1 milyon euroluk kira ücreti istedi. Onun üzerine de 7,5 milyon euroluk bir satın alma. Tam rakamları doğru söylemek için şey yapıyorum. 10 milyon teklif gelirse o teklifde oyuncunun gitme hakkı, 7,5 milyon euro da minimum satın alma hakkıyla ilgili bir teklif verdi. Biz de kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından, çünkü 1,5 senelik bir kontrat bu. Bugün yaptığınız 1,5 senelik kontrat, önümüzdeki sene 12 kişilik yabancı kadrosu içerisinde bir oyuncunun eksik karar verilmesi gerekliliğini doğru. Yani 1,5 sene aslında önümüzdeki sezonun da bir kararı bu. Biz şu anda bu sezon için önümüzdeki sene opsiyonları ve görüştüğümüz oyuncularla ilgili de opsiyonlarımızı açık bırakmak adına ilk önce bu 3 oyuncuyu bitirip transferini şekillendirip önümüzdeki sezon için vereceğimiz ve vermeye hazır olduğumuz kadro planlama kararları için de opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson'u evet isteseydik alırdık ama şu anda önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Fenerbahçe ile devam ediyoruz şimdi. Sarı lacivertlerin sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte ikinci yarıyı Fenerbahçe'de tamamlayacak. Ozan Tufan üçüncü kez Fenerbahçe'de. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan milli oyuncu sezonun ikinci yarısını Sarı Lacivertli takımda tamamlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği doğrultuda takıma çağrılan 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi. Ozan'ın Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen Watford'la yapılan sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu belirtildi. İngiliz ekibi kümede kalması halinde Ozan'ın bonservisini alabilecek. Watford'da 9 maça çıkan Ozan Tufan gol ya da asist katkısı veremedi. 2015 yılında Bursaspor'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu daha önce Alanyaspor'a da kiralık gittikten sonra Sarı Lacivertlilere dönmüştü. Ve Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamşik, Bordo Mavili taraftarların sorularını yanıtladı.
Hi everybody, here is Mare Gamsik and I'm ready to answer to your questions. Ben Mare Gamsik'e soru sormak istiyorum. Trabzon ve Trabzonspor hakkında kendisine ilk söylenen ilk bilgiler, ilk duyduğu şeyler nelerdi? First thing they sent me is very similar to Naples with all of things because you have the sea, you have good food and you have patience, fans and good stadium and it's all true. Mare Gamsik, sen sahadayken bizler rahatız, güvendeyiz, kafamız rahat. Çünkü senin gibi kaliteli, değerli, büyük bir ustayı sahanın içinde görünce bizim aklımızdan mağlubiyet, beraberlik aklımızdan hiç geçmiyor. Sorum şu, futbolu Trabzonspor'a bırakmak istiyor musun? Thank you so much. I appreciate it. About your feelings. I'm happy for this and the questions. For now, I'm not thinking to retirement. I'm happy to stay here and enjoy the football. Next one. Trabzonspor and Napoli, two city clubs. What are the similarities? In spite of playing top-class football for many years for Napoli, you couldn't get the cup. But this year, you're so close to winning it. Will you be playing Kolbas at the end of the season? Wish you all the best. Good luck. Thank you so much. They are very similar to cities and I'm happy for this because I like it. Still we are only in the hall of the season but we are so happy for what we are doing, how is going the championships and everybody hope we can in the final win the championship. Next one. 61 is an important number for the people of Trabzon. So my question is, you've always worn the number 17 and I would like to ask you your reasons for choosing this number. My number 17 is because of my birthday. It's 27/7/87. Every time it's 7 in the middle and I choose 17 for this. But I can set if we are the champions end of the season, I will be do it tattoo with 61. I promise. Adamın zaten hayatı bir şey. Ne derler ona? Örnek, her şeysiyle bir örnek. Şimdi Mare Gamsik'e şunu sormak istiyorum. Alttan gelen gençlerimize neler tavsiye etmek ister? Working hard. I think if you work and you do everything possible for your dreams and everything, and in the end you will be paid for this. And I'm now 34, 35 years old, and but I still working hard to be better than before. Next one. Trabzon halkı ve taraftar hakkında neler düşünüyor? I love it. I love it. The passion of the fans of Trabzon. They live for football. This is fantastic for the players. We can feel in the pitch the passion what you have. Next one. Kendisini aynada görünce saçını beğendi mi ve yakınlarından ne tepki aldı? Yeah, this is my style. I do it like this when I was young, and this is like my totem, no? Everybody knows Hamsik with this hairstyle, but maybe after a finish of football career, I need to find something else. But for now, I don't know what is.